Agalarım herkese selamlar. 1 ve 2 Haziran iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Video biraz geç geldi kusura bakmayın. Ya, takip edenler varsa Telegram'dan zaten geç geleceğini duyurmuştum. Ama elimden geldiğince de orada herkese yardımcı olmaya çalıştık. Bilgisini vermiştik zaten. İsterseniz direkt başlayalım. 1 Haziran'da 4 maçım, 2 Haziran'da 5 maçım var. Toplamda 9 adet mücadele. ideallerinden yüksek oranlarından bahsedelim. Öncelikle agalarım Haziran ayı için katı telegram gruplarımız yenilendi. Bunun bilgisini vermiştim zaten. Tekrardan söyleyeyim. Her ayın 27'sinde biz gruplarımız yeniliyoruz. Haziran'ın başına gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa Haziran gruplarında buradan benimle WhatsApp üzerinden iletişim kurarak da gruplarımızdan misafir olabilir. Her türlü soru görüş öneri gruplar için iletişim WhatsApp hattı 0534 446 5989. Açıklama ve yorumlar kısmında da linkleri de var zaten. Buradan da katılım sağlayabilirsiniz. Benim iletişime geçebilirsiniz. Skor yarışmamız var. 2 adet maç skor yarışmamız var. Dortmund Real Madrid bugün oynanacak karşılaşma. Şampiyonlar Ligi finali. Yarın da Atalanta Fiorentina maç skorunu olur. Sizlere sorduk bu iki karşılaşma. Yorumlara fikirlerinizi yazmanız yeterli olacaktır dostlarım. Bu iki maçın skoru bilenleri de Haziran ayınca gruplarımızda misafir edeceğiz. Daha önce yapmış olduğumuz Fiorentina Olympiakos maç skoru vardı. Bilen yok. Sakarya'yı bilen iki arkadaşımız var. Batuhan Demir, Kadir Özcan isimli arkadaşlarımız. Benimle WhatsApp hattında iletişim kurarak da gruplarımızda alalım. Açıklama ve yorumlar kısmında linki mevcut. Buradan benimle doğrudan iletişim kurabilirler. Geçtim. Mislimiz vardı. Mislilerden devam edelim. Aga yüksek misli seviyesi. Ya zaten Şampiyonlar Ligi finali var. Ona bir misli yapacağız bugün. Birazdan bütün paylaşımları gerçekleştireceğim zaten hepsi hazır. Yüksek mis seviyemizde aynı şekilde devam ediyor yüksek mislilerden. Yüksek mislinin özelliği kasasının sağlam olması önemli aga. Yani bir bahis verdiğimiz zaman da ben 2000, 3000, 5000 veriyorum. Kasası sağlam olanlar en güvenilir tercihler. Orada NBA olaraktan da ekstra olarak ilerliyoruz zaten NBA tercihlerinden de aynı şekilde NBA finalleri oynanacak şimdi. Orada da tercihlerimizi yapmaya devam edeceğiz. İdeal kombinelerimiz, basket kombinelerimiz hepsi devam ediyor günün yani taşın suyunu sıkıp ekmeğimizi çıkartıyoruz diyeyim. İdeal kombinlerimiz devam. Canlı olarak da izlediğimiz maçlar var. Daha sabah mesela Güney Kore Ligi vardı. Ulsan'ın maçı onu izliyorduk mesela. Ona canlı yapmaya çalışıyoruz. Canlı olarak dediğim gibi izlediğimiz maçlardan sürekli canlı öneriler yapmaya devam ediyoruz. Herkes açık telegram grubu açıklama yorumlar kısmında linki de bırakırsanız yorumlara yorumlara e, yorumlarda linki var. Tıklayarak da ücretsiz gruba da sizler de katılabilirsiniz. Diyerekten de başlayalım. İlk mücadelemiz Real Madrid maçıyla başlayalım aga. Öncelikle maçın skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. O yüzden e, yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Agalarım öncelikle ben Real Madrid tarafındayım. Zaten iddia da bunu görerekten de oran açmış. Fakat aga oyun senaryosu, iki senaryosu var bakın. İki ihtimalli bir oyun. Bir tanesi kötü olandan bahsedeyim önce. Dortmund geriye yaslanırsa, Real Madrid kapalı savunmalar açmakta biraz sıkıntı yaşıyor Aga. Ama açtığı zaman da mesela Dortmund yaslandı Aga. Real Madrid savunmayı açmaya çalışıyor. Açtığı zaman diyelim ki açtı 1-0 Real öne geçti. Dortmund her türlü ikinci yarı veya gol yedikten sonra açılacak final maçı bu. Ama kontrollü bir oyun olma ihtimali var. Ama şöyle bir oyun olursa Dortmund'da bastırırsa Real zaten istediği bu. Gollü bir maçta izleme ihtimalimiz yüksek. O yüzden açıkçası benim skor beklentim erken bir gol. ilk yarıda ilk 30 dakikada bir gol mücadelede üste götürebilir. Benim skor beklentim 2-1 ayarında. Ben burada tabii ki favoriden yanayım. Bakın Dortmund tarafından bir gol bekliyorum açıkçası. Dortmund tarafının golünü bekliyorum. Birazdan önereceğim zaten. Onu farklı yüksek oranla vereceğim. Öncelikle Real'in kazananı bir alınabilir. Maç sonu 2 Real Madrid'den yanayız. Avrupa'da oynayanlar, Avrupa'da yaşayanlar da turu geçer Real Madrid. Daha bankodur. Daha gözümden nedir? Ya yani uzarsa, turunu uzatmalarda da alır Real Madrid. Öyle bir maç olabilir. Onun dışında Real Madrid tarafındayız. Yüksek orandan da şöyle bir önerim var. Ben derim ya aga Dortmund tarafından bir gol bekliyorum. Maç sonu 2 KG var. Aga onun oranı ne biliyorsunuz? 2.35. Real kazanır ama Dortmund da gol atar. Benim skor beklentim. Siz de yorumu yazın mutlaka. 2-1, 3-1 ayarında Real Madrid'in galibiyeti olacaktır. Benim önerim bu şekilde değerlendirecekler bol şanslar. Diğer mücadele Malmö karşılaşması. Malmö maçıyla devam edelim. Brom'la oynayacaklar. Tempolu. Özellikle Brom'un oyuna girmesi önemli burada. Malmö zaten oyunun içinde tempo arttırmak üzerinde oyun oynuyor. Burada Brom'la oyun içine girebilirse ben mücadelenin golle geçmesini bekliyorum. 2.5 üstü tek tercih olarak değerlendiririm. 1.40 oranında oranı var. Değerlendirecekler bol şanslar. Sirius'la no Shopping mücadelesi. Burada Aga tempolu oynayan taraf deplasman ekibi deplasman ekibi tempoyu arttırdığı zaman da Sirius oyun içine girme ihtimali var. Yani çok golli ihtimali de var bu mücadelenin. Burada asıl önemli olan No Shopping deplasmanlarda o tempo oyunu sürdürebilecek mi? Eğer sürdürürse burada golli ihtimali var. Ben o yüzden burada tek bir tercih aldım. idealden aldım. Karşılıkta atılacak goller onu bekleyelim aga. Değerlendirecekler bol şanslar. Diğer mücadelem Bran'la Hamkam'ın mücadelesi. Aga mücadeleye tek bir tercihim var. O da e, Bran'ın son mücadelesini hatırlarsanız ilk yarı bir olarak değerlendirdim. Dakika 39'da attığı golle zaten ilk yarıyı yönde kapattı. Tempolu baskın bir oyun var. Yani da açıkçası şöyle söyleyeyim. Birazdan Bodo'nun da maçı yarın. Bodo'nun da durum çok iyi gitmiyor. Puan da eşitlendi. Maç fazlasıyla Bran eşitledi diyeyim ben size. Bu maçta kazanma ihtimali var ama kornere gitmek daha mantıklı. 9.5 açmıyorlar. Buna 10.5'tan başlatıyorlar. Özellikle Bran tarafı çok fazla korner alıyor. 10.5-100 korner değerlendirilir. Hatta ben sizlere bir tercih daha sunayım ben şöyle. İlk yarı en çok korneri de Bran kullanabilir. Bunun da oranı zaten ideal seviyede. Değerlendirecekler böyle de bir değerlendirme yapabilirler. Diğer karşılaşmam geçiyorum Agay'ın ikisine. aynı ikisinde 5 tane mücadelem var. E, alttan mı başlayalım? Alttan başlayalım. Atalanta-Fiorentina bu maçın da maç skorlarını sizlere sorduk. Ne olur diyerekten. Hem Real Madrid hem Atalanta'yı sorduk. Aga Fiorentina'yı izlediyseniz Olympiakos karşısında iyi oynadığını söyleyebiliriz. Fakat yaramadı. Uzatmalarda gelen Olympiakos golü Fiorentina'yı finalde elemeyi başardı. Geçen yılda elenmişlerdi. Şöyle bir şey söyleyeyim ben yani Fiorentina yorgun Aga. Atalanta'nın da ikinci olma ihtimali de var. Pardon üçüncü. Juventus'u geçme ihtimali var. Bu bir erteleme maçı olduğunu da söyleyeyim. Burada Aga şunu söyleyeyim. Kadrolar çok önemli. Maç önü bak Atalanta'nın iki golü burada akar değerlendirilir. Ama dediğim gibi ideal kombineme yazmam. Nasıl yazarım biliyor mu? Maç günü gelir. Maçtan bir saat önce kadrolar açıklanır. Atalanta tam kadro çıkar. Fiorentina'nın da kadrosuna bakarız. Olası bir yedek çıkma ihtimali de var Fiorentina'nın. Takım zaten yorgun aga. Ondan kaynaklı 8. olarak da tamamladı zaten. Üste çıkmaz alta gelmez. Gençlere de şans verebilir. Ama maç önü düşüneceğim Atalanta'nın atacağı 2 gol aga. İki gollü Atalanta galibiyeti vesaire de değerlendirilir. Mes ile Saint-Etienne mücadelesi. ilk mücadeleyi 2-1 skorla kazanan bir Saint-Etienne vardı. İyi kazandı Aga. Metz şimdi geç, sezon başından beri kendi evinde oynadığı maçlara bakalım. Fransa'da takip ettiğimiz bir takım. Saint-Etienne alt ligde olduğu için ki Fransa'nın en köklü kulüplerinden bir tanesi. Bence geçecektir. Mücadelenin ben beraberlikle bitmesini ve gollü bir beraberlik bekliyorum. KG var oranı 1.55 ama maç sonu 0'da yüksek orandan sizlere sunarım 2.92 orandan. Bodoyla ile Haugesut mücadelesi. Aga Bodo'ya kaç haftadır yükleniyoruz fark ettiyseniz. Ama geçen hafta ne yaptık? Dedik ki neden atmasın ki? Deplasman Sandefjord'un golü maç 1-1 bitti Aga. Herkes yattı. Kanka tip ve kazan izleyenler kazandı diyelim. Aldık Aga tertemiz. Ben değerlendirdim de zaten. Ama bu sefer burada Bodo'nun galibiyetini bekliyorum aga. Doğrudan Matsun 2'yi değerlendirdim. 1.44 gibi orandan. Düşük skorda bir Bodo galibiyeti gelebilir. 4.5 altında 2 yaparsanız da oranı böyle 1.85'e kadar da yükseltmiş olursunuz. Değerlendireceklere bol şanslar. Hacken'la Ayxon'la mücadelesi. Hacken Ayxon'la'ya karşı zaten bir üstünlük kurmuş. Geçmişe baktığımız zaman da zaten onu geçtim zaten. Geçmiş çok önemli değil açıkçası. Günümüzde Ayık Solunan'ın şu an deplasman karnesi de kötü. Deplasmanda takım aga ev sahibi ve deplasman performansı. Yani ucu açık iki performans var onu söyleyeyim ben sizlere. Ben burada yüksek orandan tek tercihim var. Hacker'ın galibiyeti. Matsunu bir değerlendirilir. Ev sahibi yarı kazanır seçeneği Avrupa'da varsa alınabilir. Ben baktım bize Türkiye'ye koymamışlar. Avrupacılar değerlendirebilir ama ben bir hack'ın galibiyeti de bekliyorum. Aga. Son mücadele Molde ile Viking mücadelesi. E ee, moldeye baktığımız zaman zaten çok anlatmaya gerek yok. Burada ben bir gollü maç bekliyorum. Aga gollü maç bekliyorum da şöyle açmamışlar. Var ve üst alacağız burada. Hem var hem üst alacağız. İdealden yüksek orandan da şöyle bir değerlendirme yapacağız. 2,5 üstünde bir molde galibiyeti 3-2 ayarında. Yani gollü geçme ihtimali yüksek. Erken gol gelirse 3-2'ye kadar yolu var. Ben burada 3-1-3-2 skor bekliyorum. Maç 1-2.5 üstte yüksek orandan değerlendirmem değerlendirmemdir. Biraz hızlı bir anlatım yaptım. Video yetişsin diyerekten de değerlendirecek herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.